Ayşegül. Alo Murat. Murat çabuk hastaneye gel. Elif dişim taklidi yapıyor çabuk. Her şeyi sen de biliyorsun. Her şeyi anlatacağız sana, tamam mı? Her şeyi. Tamam Ayşegül, hemen geliyorum. Bekle sen, tamam mı? Tamam, bekliyorum. Ne yapıyorsun siz? Ne yapıyorsun? Bıraksana kızı. Ne yapıyorsun? Bu kızın kılına zarar gelirse hepinizi gebert. Gebertirim. Arkadaşlar bir sorun yok hadi. Herkes işin başına. İyi misin? İyiyim. Daha fazla dayanamayacağım. Giderim. Ayşegül ne olur ağlam. Ne olduğunu en başından bana bir de anlatır mısın? Ya neyini anlatayım Murat? Neyini anlatayım? Ortada bir bebek yok ve ortada bir bebek varmış gibi ve bu bebek benim yüzümden düşmüş gibi ikinci bir tezgah hazırladılar. Ha, bu kadarı da olmaz artık ya. Bu kadarı da olmaz artık. Haklısın. Bu kadarı da fazla. Bak bir şey diyeceğim. Sen şahitsin. Gülendam şahit. Hadi hemen canın yanına gidip her şeyi anlatalım. Hemen. Ayşegül, canın bu bilgiyi sindirebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ya ne zamanı Murat? Ne zamanı? Can benim yüzümden bebeğini kaybettiğini sanıyor. Benim yüzümden. Şu an yanına gidemeyiz. Hem seni dinlemek istese dinlerdi zaten, değil mi? Gel eve gidelim. Çok hırpalandım. Değmez. Garibim. O kadar çok ağladı ki içi çıktı sandım. Yoruldu sızdı demek. Ben bir çay yapaydım. Hadi yok Gülen'le gitmem gerekiyor. Sonra giyerim Gülen. Ayşegül! Murat! Murat! Ay dur! Murat dur yavaş ya! Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydim? Ayşegül aradığın andan itibaren beni dünyanın en mutlu insanı yaptın. Hemen işlemlere başladım. Çok az vaktimiz var çünkü. Ayşegül, kocan olmak için sabırsız demiyorum. Ben de. Yürüyelim mi biraz? Ben heyecandan yerimde duramıyorum çünkü. Olur. Yarın ilk iş nikah için günü olur. Tamam. Sonra da düğün için yer bakarız. Ne oldu Ayşegül?
Düğün istemiyorsan direkt nikah da veririz. Daha ailenle bile tanışmadık ya. Tamam, geldiklerinde tanışırsın. Gerçi nikah bu kadar ani olunca yetişemezler herhalde ama. O zaman ya geldiklerinde beni sevmezlerse, beğenmezlerse ve biz evlenmiş olursak ne olacak? Ayşegül, öyle bir ihtimal olamaz. Hem öyle bir ihtimal olsa bile benim gözüm ailemi veya senden başka birini görür mü sanıyorsun? Ayşegül, biz burada ne yapıyoruz? Niye? Ya düğüne 2 gün kaldı, biz hala buradayız. Hadi gel yürü. Nereye? Ya gelinlik almaya sana koş. Hadi 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 koş. Hadi tamam dur. Koş koş. Dur düşeceğim. Damat gelini görmez ki. Uğursuzluk getirir. Bundan sonra bizim hikayemizde hiçbir terslik, hiçbir uğursuzluk olmayacak. Bunu alıyoruz. Tabii Murat Bey. Çok güzel bir gündü. Unutamayacağım bir gündü. Hele seni o gelinlikle gördüğüm an... ...o an kendim bile inanamadım kalbimin atışına. Hadi gel. Kahve içelim. Hak ettik. Ya... ...ben bugün heyecandan hiçbir işimle ilgilenemedim. Ofise gideyim. Tamam. Ayşegül. Bir şey unutmadın mı? Ha, unutmadım canım. Alıyordum şimdi. Görüşürüz. Mekanı görünce bayılacaksın Ayşegül. Hem nezih hem şık bir yer, tam isteyeceğin gibi. Keşke ayarlamadan önce bana da haber verseydin, beraber görseydik. Aa, bana güvenmiyor musun? Harika bir yer Ayşegül. Hatta bugün ikramlara da karar vermemiz gerekiyor. Her şey karar vermişken ona da karar verseydin. Ha yok, ona beraber karar verelim biz. Sonra müzik eşliğinde siz çıkıyorsunuz. Nereden çıkıyoruz? Gelin odasından. Evet, doğru. Buraya nikahın kıyılacağı masaya doğru geliyorsunuz. Tabii bu arada çocuklar, küçük çocuklar sizin başınızdan gül yaprakları döküyorlar. Murat, gül yaprakları biraz fazla değil mi ya? Bence senin için az bile. Buyurun, isterseniz ikramları bir gözden geçirelim. Geçirelim. Ayşegül, işten arıyorlar. Siz devam edin, hemen geleceğim. Ha, tabii tabii. Ne var? Ne bu küstahlık Muratcığım? Ne demek ne var? Can kevelemeyi bırak da ne söyleyeceksen hemen söyle. Ayşegül'le düğünde ikram edeceklerimizi belirliyoruz. Yani çok vaktim yok, meşgulüm. Çabuk konuş. Aa, Murat, bu kadar sinir senin bu centilmen kişiliğine yakışıyor mu hiç? Tamam, anlaşıldı. Senin söyleyecek bir şeyin yok. Ben kapatıyorum. Dur dur dur, aman ha, kapatma. Konuşmamız lazım. Ne diyeceksen de.
Telefonda olmaz Murat. Buluşmamız lazım. Ne buluşması? Ben yarın evleniyorum. Yani sana ayıracak vaktim yok. Biliyorum. Evleniyorsun. İşte zaten o yüzden buluşmamız lazım. Yoksa Elif'le çevirdiğin dolapları Ayşegül'e anlatmamı mı istersin? Sen ne diyorsun ya? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben tehditten falan anlamam Murat. O işleri sen iyi bilirsin. Buluşacağımız yeri sana mesaj atacağım. Bu akşam orada ol. Pardon. Murat, ne oldu? İşle ilgili bir sıkıntı mı var? Yok. Bugün can sıkıcı bir toplantı vardı da unutmuşum. Bugün mü? Murat, yarın düğünümüz var. Bugün çok işimiz vardı. Bu çok önceden belirlenmiş bir toplantı. Yurt dışından geliyorlar. Ama ben hemen halledeceğim, merak etme sen. Bir sıkıntı olmaz yani. İyi, peki. Siz ne yaptınız? Menülere bakabildiniz mi? Ya Murat, menüde yengeç bacağı, koçi falan var, ben anlamadım. Gülenden ver bana, ben tutayım onu. Sağ ol. Çok güzelsin. Yani bugün ayrı bir güzelsin. Teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Yoo, iyiyim iyiyim. Heyecanlandım sadece. Hadi gidelim. Geç kalacağız ha. Aynen Gülendam. Sen al Hüsnü'yü arka koltuğa, siz beraber oturun. Tamam. Ayşegül, onlar da mı geliyor? Onlar da derken? Yani yok. Ufacık bebeğin ne işi var düğünde diye. O ne demek ya Murat? Tek akrabam da gelmesin mi yani düğünüme? O dediğin kişi benim yeğenim. Onun yeri benim yanım ya. Ya tamam, sen yanlış anladın beni. Ben çocuğa eziyet olmasın diye. Ayrıca çocuk değil İso. Kızın kimsesi yok. Murat'ın annesi babası da gelmemiş. Vallahi kızı istemiyorlarmış diye duydum ben. Bilmem. Vallahi haklılardı. Bu yaşta kaçıncı evlilik baksana. Üstelik şimdi de eski kocasının en yakın arkadaşıyla. Ay bir şunun kadar olamadık şekerim. Tüh bize. Ay çok alemsin. Hanımlar nasıl, her şey yolunda mı? Murat'cığım her şey harika. Senin adına nasıl mutluyum anlatamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gelin hanım nerede? O şimdi odada hazırlanıyor. Sonra zaten nikah çıkacağız beraber. Tamam canım. Biz seni o zaman fazla tutmayalım. Tamam, sonra görüşürüz. 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 Sağ ol. Ayşegül, hazır mısın? Hazırım. Bu yüzden daima hasta. Kaç iklimden efsane.
rahatsız olduğunuza göre nikahına başlayabiliriz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız. Can. Ayşegül Dinç. Ne yapıyorsun burada oğlum? Sizin adınız, soyadınız? Murat Soykan. Teşekkür ederim. Dairemize daha önce... Bir planım var dedi. Ne? İncelenmiş olup evlenmenize bir plan. Çift bir kez de şahit olmuşsunuz. Siz de Ayşegül Dinç. Ben şimdi öğreneceğim. Ayşegül burada kal, tamam mı? Bir an sen yanımdasın. Saçlarında tadımdasın. Sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı? Beni benden aldı. Ya bir açıklama yaptın bana ya. Alo. Bir ihbarda bulunacağım. 34 SMC8. Eşimi kaçırdılar. Evet. Sahibi İsmail Tekin. Tamam komiserim. Birazdan karakoldayım zaten. Çok teşekkür ederim. Sen benim karımı benim düğünümden alıp nasıl kaçırırsın ya? Sen kimsin Can? Sen kimsin? Bunu senin yanına bırakmayacağım. Bunu senin yanına bırakmayacağım. Yalanını itiraf ediyorsun yani, öyle mi? Evet. Ama ben bunu aşık olduğum kadını senden korumak için yaptım. Murat, o kadın bana aşık. Ve sen ne yaparsan yap, nasıl davranırsan davran, bunu değiştiremeyeceksin. O kadın yarın benim karım olacak Can. Ve sen... Artık hayatımıza sadece gereksiz bir detaysın. Ya sen hiç mi korkmuyorsun Allah aşkına? Hiç mi korkmuyorsun yani gidip her şeyi Ayşegül'e anlatmamdan hiç korkmuyorsun? Öyle mi? Artık senin ne dediğinin bir önemi yok Can. Ayşegül beni seçti. Beni. Ha bu arada benim söylediklerimi ispat edemeyeceğine göre. Değil mi? Dinlemek ister misin? Hayır. Can arıyor. Kesin tehdit edecek ya da bir şey isteyecek. Hoparlörü alıp açın, biz de duyalım. Murat. Ayşegül, iyi misin? İyiyim. Seni aramamın sebebi... ben senden de, seninle evlenmekten de vazgeçtim. Ayşegül, sen ne diyorsun? Can mı yanında? Zorla mı konuşturuyor seni? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Kimsenin beni zorla konuşturduğu yok. Murat, ben her şeyi öğrendim. Senin Elif'le bana yalan söylediğini, senin Elif'e yardım ettiğini, Elif'in hamile olmadığını başından beri bildiğini öğrendim. Duydun mu beni? Murat, seni terk ediyorum, tamam mı? Bir daha ne karşıma çık, ne hayatıma gir, ne de beni ara. İzninizle biz artık gidebilir miyiz Necati Bey oğlum? Kimsenin kimseyi kaçırmadığı anlaşılmıştır herhalde.
Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ama ortada bir zorla götürülme durum olmadığı belli. Murat Bey. Murat Bey. Şikayetçi olacak mısınız? Kusura bakmayın İsmail Bey. Rica ederim Necdet Bey oğlum. Sen görevini yapıyorsun. Babanıza sevgiler. Baş üstüne. Murat bir gelsene şöyle. Sen arabayı getir. Yaptıklarını duyunca senin yerine ben utandım. Sen ne ara böyle bir adam oldun ha? İsmail amca, Ayşegül'ü kaçıran sizin torununuz, ben değil. Sus! Elif'le birlikte yaptıklarınızın hepsini biliyorum. Herkes biliyor. İşin daha kötüsü Ayşegül de biliyor. Elini eteğini çek onlardan. Bırak mutlu olsunlar. Çocuklarıma dokunma. Duydun mu beni? Dokunma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman.